Uhud'dan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Medine'ye gelip de Uhud'u ziyaret etmeden dönmek olmazdı. Olmuyor da zaten. Her gelişimizde mutlaka Uhud'a uğruyor. Şehitlerimize dualarımızı ediyor ve almamız gereken dersleri alıp buradan ayrılıyoruz. Medine'de gün batıyor ve bu serinlikte insanlar Uhud'u ziyaret etmeye devam ediyor. Uhud'da çok hatıralar var. Burası Okçular Tepesi. Müslümanların kendilerine dersler çıkardığı. Ama burada yerlerini terk eden okçuların kimler olduğunun asla bilinmediği de bir alan. İşte buradan çıkarmamız gereken derslerden en büyüğü bu. Burada bir mücadele verildi. Müslümanlar 70 şehit verdiler. Bedir'de galip gelmişlerdi. Ama burada Halid bin Velid'in, o gün henüz Müslüman olmamış olan Halid bin Velid'in usta bir manevrası sonucu Müslümanlar iki düşman arasında kalıp şehitler vermişlerdi. Buradaki okçuların Resulullah'ın sözünü dinlemeyerek aşağıdaki ganimet paylaşımından bir şeyler elde etme düşüncesine girmeleri neticesinde Resulullah başta olmak üzere birçok sahabi de yaralanmıştı. Ama burada okçulara kimse telaffuz etmiyor. O okçuların olduğunu kimse araştırmıyor. Sen yerini terk ettin. Bu yüzden 70 insanı şehit verdik demiyor. O gün sahabe onları kucaklamıştı. Hatalarını almaları gereken, hatalarından ders almasıları gerekenler de derslerini almışlardı ve Müslümanlar buradan buruk ayrılmışlardı. Resulullah yaralar bereler içerisinde, şöyle kameraları çevirelim, karşıdaki tepelere sığınmıştı. Hemen şu minarenin arka tarafında yer alan tepeye sığınmış. Orada yarası beresi temizlendikten sonra orada Müslümanları da etrafına toplamıştı Resulullah ve oradan sağ olduğunu, Hazreti Ömer bizim ölülerimiz cennete, sizin ölüleriniz ise cehenneme gidecek diyerek cevap vermişti buradaki müşrik ordusuna. Evet, Uhud her zamanki gibi sakinliğini koruyor. İnsanlar buraya rağbet ediyor. Peygamber Efendimizin Tebük dönüşü, Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz sözü üzerine hem Peygamber Efendimizin hem de burayı ziyaret eden insanların zaman zaman gelip ziyaret ettikleri, dua ettikleri ve buradan çıkarmaları gereken dersleri çıkardıkları bir alandır. Uhud bize hep o günleri hatırlatıyor. Hazreti Hamza'nın şehadetini, onu şehadet eden vahşinin ise sonradan hidayetle müşerref olmasını da bizlere hatırlatıyor. Tıpkı Ebu Cehil'in oğlunun daha sonradan Müslüman olup İslam'a büyük hizmetleri geçmesi gibi. İnsanlar hatalar yapabilirler, hatalar edebilirler. Ama bu hatalar, insanlar pişman olup da bu hatalarından vazgeçip Cenab-ı Allah'a sığındıkları zaman dediğim gibi onlar için hayat bambaşka bir sayfaya geçiyor. Başka bir sayfa açılıyor onlar için. Bu hepimiz için geçerli. Hatalarımızdan ders alıp geleceğe ona göre bakmak, tevbe etmek, günahlarımızdan arınmak gerekiyor. Allah.
diye bildiğimiz Nasr suresinde insanların grup grup İslam'a girdiklerini göreceksin dediği manzarayı Peygamber Efendimiz'den sonra görmeye devam ediyoruz. Ezan-ı Muhammediye çağrısıyla birlikte Allah'a kul olan insanların bütün işlerini güçlerini bırakıp Allah'ı anmaya, Cenab-ı Allah'ın kapısına sığınmaya, misafir olmaya gittikleri anlar. Rabbim sizlere de bu mekanları ziyaret etmeyi, ailenizle birlikte buralarda olmayı nasip eylesin. Bir başka videoda, bir başka mekanda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar.